sanal gerçeklik gözlüklerini biliyorsunuz. Amerikalı bir girişimci öyle bir sanal gerçeklik gözlüğü tasarladı ki tehlikenin boyutu ölümcül boyuta ulaştı. Bu gözlüğü kullananlar bilgisayar oyunundaki karakterle birlikte hayatını kaybediyor. İşte ayrıntılar. Oyun karakteriyle birlikte kullanıcıyı da öldüren sanal gerçeklik gözlüğü tasarladı. Bilgisayar oyunlarındaki tehlike çok daha farklı bir boyuta ulaştı. Sanal gerçeklik artık çok daha tehlikeli bir boyuta ulaştı. Çünkü Amerikalı girişimci Palmer Luckey sanal oyunlar içerisinde ölündüğü zaman gerçekten öldüren bir sanal gerçeklik gözlüğü tasarladı. Aynı gerçeği yaşamak istiyor, olabilir yani. Bu sanal alem son zamanlarda gençlere, çoluk çocuğa zarar vermekle baştan başına şu an büyük bir sorun. Aslında buna benzer bir oyun vakası bir Mavi Balina oyunuyla karşımıza gelmişti. Şu andaki günümüzdeki bu Metaverse'ün getirdiği bir sanal gerçeklik furyası var. Fiziki zarara gidebilecek bir takım modüller eklenmiş olabilir o ürünlere. Bunu bilemeyiz. Bu gerçekten gerçekleşebilecek bir tehlike riskidir. Palmer Luckey'nin katil başlığı adı verilen set, teknoloji dünyasında kırmızı alarm verdi. Çünkü bu sanal gerçeklik gözlüğü kullanıcıları için ölümcül. Bu konu hakkında hiçbir şey demeyeceğim. Allah'ın verdiği canı Allah alır yani. Kullanılan bu ürün beynin ön bölgesine yerleştirilen patlayıcılar ile oyunda ölen kişilerin gerçek hayatta da ölmesini sağlıyor. Bu da teknolojide ulaşılan noktanın hayati boyutuna dikkat çekiyor. Resmen cinayet. Bence çok tehlikeli. Bir nevi cinayet sayılır yani. Cinayet tabii canım, olur mu öyle şey ya? Sen nasıl sen adamı öldürüyorsun gözlük takıp da? Cinayet gibi bir şey bunun içinde farklı bir oyunda olabilir yani. Hükümetin bu sanal alemde büyük bir önlem alması lazım. Mağduriyet yaratmadan çok fazla duyulamıyor ne yazık ki böyle uygulamalarda. Geliştirilen gözlüğün amacı sanalla gerçek dünyayı birleştirmek. Kullanıcıların adrenalin seviyesini arttırarak daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunmak. Maalesef hani dediğimiz gibi her ürün el altından satılabilir. Özellikle Dark Web, Deep Web zaten böyle ünlü bir platformdur ve oranın kontrolü çok güçtür. Devletlerin bile giremediği bir alan. Tasarlanan bu ürünün yasal olarak satışı sağlanmasa da gelecek yıllarda kullanıcıların özellikle ailelerin bilinçli olması gerekiyor. Uzmanlar uyarıyor. Çocuklar hiç kimseye söylemeden ailesine zarar gelecek korkusuyla ne isteniyorsa yapıyorlar. Kan gönderen mi dersiniz? Tren rayına yatıp fotoğraf çeken mi dersiniz? Bunlar çok karşımıza çıkıyor. Öncesinde ailelerin bilinçli olup çocuklarla bir masaya oturup bir takım zarar verici eylemlere yöneltiyorlarmış. Bakın bilginiz olsun, siz bunlara inanmayın. Kaçış noktalarının bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Anne baba bunun önünü alması lazım. Yani bunları önlemek lazım. Toplumu genel bir eğitimden, süzgeçten geçirmek gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.